Osmanlı döneminde Koçaklar Köyü'nün camisine ait olan minare Yunanlıların kaçarken köyü ve camiyi yakması sonucu harabe bir şekilde yıllarca durdu. 1950'li yıllarda yaşanan sel felaketlerinin ardından köy aşağı Koçaklar ve yukarı Koçaklar olarak iki farklı noktaya taşınınca tarihi minare zamanla üzüm bağlarının içinde tek başına kaldı. Yunan askerlerinin 1922 yılında kaçarken yaktıkları camiden geriye kalan kırık minare, üzüm bağlarının içinde yangının izlerini hala üzerinde taşıyor. Camiden geri kalan kapı, minber ve pençelerse 1952 yılında yapılan Aşağı Koçaklar Mahallesi'ndeki camiye takılarak koruma altına alındı. Kırık minarenin üzerinde Osmanlıca yazılar hala dururken çevresinde yine Osmanlı dönemine ait mermer mezar taşları tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Minarenin ait olduğu caminin kesin olarak ne zaman yapıldığını bilmediklerini kaydeden Aşağı Koçaklar Mahallesi Muhtarı Ercan Akdeniz, minarenin tarihçesinin çıkarılıp gelecek nesiller için muhafaza edilmesini istediklerini söyledi. Bizim bildiğimiz 150 yıllık civarında olduğu bilgisindeyiz. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan buradan geçerken camiyi yaktığını, daha sonra caminin yıkıldığını, deforme olduğunu, İçindeki hatta caminin kapısının da şu an mevcut mahalle camisinin kapısı olarak koruma altında olduğunu, şu an halen kullanılmakta olduğunu söyleyebilirim. Kırık minare diye geçiyor. Sarıgül'ün tarihi en eski yerlerinden bir tanesi. Bir de Sarıgül'de bir deyim vardır. Minareyi kaybetmeme deyimi. O minare bu minare işte. Sarıgül'e ait bir deyim. Minareyi kaybetmeme deyimi bizim mevcut gördüğünüz minareye ait bir deyim. Zamanla daha önce köy olarak buradaymış, ikiye bölünmüş sel basınca Aşağı Koçaklar ve Yukarı Koçaklar olarak ikiye bölünüyor. Ben Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü ile temasa geçtim. Bu tarihi eserin korunması, en azından tarihçesinin çıkarılması için yazışma yaptık. Daha sonra Vali Bey ilçemize ziyarete geldiğinde ben bizzat onunla bu konuyu görüştüm ama bir şey sonuç alamadık. Buranın koruma altına alınmasını, ileriki nesillere muhafaza edilmesini istiyoruz. Yunan'ın zalimliğinin göstergesi olarak, bir sembolü olarak da yani tarihe bir ışık tutacak bir yer burası. Değerlendirmesini istiyoruz. Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Cafer Yıldırım, minarenin 1923 yılında çekilen fotoğrafını buldu. Bu kırık minare fotoğrafını Alaşehir'deki arşivlerden buldum. Ve 1923 yılı Ocak ayında çekilmiş bir resim. Fransız banker Albert Kahn çekmiştir. Ve ben hemen minare görünce kırık minare olduğunu hatırladım. Ve onun önündeki Yunanların yakıp yıktığı bir cami enkazı var. Bu camiden bizler mahallemize pençeler gelmiştir. Kapı gelmiştir. Minber gelmiştir. İçerideki bir minber. Bu tabi sel baskınlarıyla bu kırık binanın olduğu yerdeki evler sel baskınıyla mahalleli, köylü buraya taşınmıştır.